Herkese merhaba, Anne Adolesi'ne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere oğlumun yapmış olduğu 2 yaşından 6 yaşına kadar itibaren çalışmaları hem ana olarak kalmasını dilediğim resimlerini paylaşmak istiyorum. Umarım seversiniz, severek izlersiniz. Parmak baskı ilk boyalarla tanıştığımız bu şekilde renkli kağıtlarda yapmıştık. Boyaların renklerini tamamen kendi isteği doğrultusunda çizmiş olduğu, yapmış olduğu resimler bunlar. Şu şekilde. Yine 2-3 yaş civarı parmak baskı beraber yaptığımız biraz da yardımcı oldu. Şöyle göstereyim. Burada da farklı kapaklarda baskı yaptık. Yine birazcık yardımcı oldum. Burada kendisi tamamladı. Burada biraz ben yardımcı oldum. Yine aynı dönemde 2-3 yaş civarı tamamen rastgele çizdiği resimler. Kendi renkleri kendisi seçti. Ben en güzellerini bana göre seçtim. Böyle bir duvara astım. Şurada da var. Gayet hoş ve güzeller. Bana göre güzeller. Oluşumun eserleri. Burada da bazı serbest çalışmaları var. Şöyle bu köpeğe benziyor ama köpek değil. Bu bir akıllı telefonmuş. Buradan açma kapama düğmesi, buradan da ses ayarları falan düğmeleri bu şekilde. Burada da bir kedi çizmiş ve yavrularına. Şurada ev, inek, hayvan. Evet, çöp adamlar yeni çizmeye başladığında İşte saçını beğenmedi falan. Burnu, gülen yüz, el kol hareket. Okuldan bazı aktiviteleri kendi elini çizip kesip yapıştırma, kesme yapıştırma işlemlerini çok seviyor. Evet, böyle bir kuş yapmışlar. Şurada bir sevimli bir kedicik 8 şeklinde. Burada şekilleri öğreniyordu. Tamamen kendisi kesti ve yapıştırdı. Bu şekilde üçgen, kare falan. Evet, burada ev çizmiş. Böyle renkli ev. Şuralarda kalpler falan var. Burada da bir tane ev çizmiş. Merdivenleri başka bir eve gidiyor, yukarıki odaya falan, işte odaların renklerini farklı bir şekilde yapmış ve sonra da kesme işlemiyle tasarımını tamamlamış. Şurada pastacık çizmiş. Ben ev zannettim ama pastaymış. Şöyle farklı boyamalar, kedileri, hayvanları çok seviyoruz. Evet. Arabaları. Şöyle farklı arabalar. Köpüş. Karpuzu da çok seviyoruz. Artık sezonu açıldı. Evet, bu tarz boyama kitaplarından biraz sıkıcı geliyor anne diyor. Çünkü her şeyi tamamlaması gerektiği için sıkılabiliyor. İstediği tarzda tasarımları kendisi çizebiliyor. Evet, gündüz, gece. Şurada. Gündüz, gece, bulut. Şurada katlama yapıştırmaları öğrendiler. Burada değişik bir tasarım. İnek kedi tasarlamayı tercih etmiş. Dediğim gibi kedileri çok seviyor.
Burada zannedersem kuş, ev tasarlamış. Evet, kışı çok sevdik. Bu sene İstanbul'da 5 kere kar yağdı. Kardan adamı da yapabildik dışarıda. Gerçek kardan. Bu da okuldaki aktivitemiz. Katlama işlemleri. Evet, hep kedi çalışmaları yapmış oğlum. Kedileri çok seviyor. Şöyle renkli boyamış. Çok güzel. Göz burun yapıştırmış. Kelebekler, çiçekler, bitkiler falan. Artık onları da çizmeye başladı. Evet, karlı temadan devam edelim. Şöyle parmak baskı. Çik çik, bir tane de kuş çizmişler. Evet. Uzayla ilgili dersler alıyordular. Bu şekilde kendisi boyamış, kesmiş ve yapıştırmış. Sevdiği gezegen de Satürn'dür. Satürn'ü de ayrıyeten boyamış. Çok güzel. Şurada da evde yapmış olduğu serbest çalışmaları. Evet. Eli ev içine almış. Tamamen renkleri kendisi seçiyor. İstediği şekilde fırçayla nasıl boyanır ve renkleri göstermek istedim. O kendi isteği doğrultusunda yaptı. Renkleri. Şunu bu şekilde çizdi. Böyle. Buna göre sanat eserleri yapmış. Evet, şimdi favorilerinden burada yine kedi çizmiş kendi dünyasında ve burada yavruları, 3 tane yavru çizmiş. Evet, burada da aynı şekilde kedi çizmiş. Bu resimde benim favorilerimden biridir. Yine kedi çizmiş. Evet, saçlı çizmiş. Kulakları, kafayı insan şeklinde çizmiş. Boynu, işte gövdesi falan. Şurada da kuyruğunu renkli yapmış. Ayaklarını falan. Kendi dünyasında bu şekilde canlandırmış kediyi. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Anı olarak kalsın dilediğim bu videoyu çektim oğlum için. Umarım büyüyünce severek izler. Birçok daha resim vardı ama hepsini paylaşamıyorum. Bayağı bir iki poşetten fazla resim ayıkladım. Bunlar bana göre kendi seçtiğim, sizlerle de paylaşmak istedim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle.